Makinelerin tıpkı insanlar gibi anlayabilen, öğrenebilen ve kararlar alabilen bir dünya hayal edin. Bu bir bilim kurgu değil. Hızla ilerlediğimiz yapay zekanın, yani AI'ın heyecan verici gerçeği. Dijital çağa daha derinlemesine indikçe, AI artık sadece fütüristik bir fantezi değil, bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren, dönüştürücü bir güç haline geliyor. Bu makalede, AI'ın ne olduğunu, evrimini ve yaşamlarımız üzerindeki derin etkisini anlamak için bir yolculuğa çıkacağız. Kendi kendini süren arabalardan, akıllı telefonlarımızdaki kişiselleştirilmiş önerilere kadar, AI, günlük deneyimlerimizin dokusuna incelikle işlenmiş durumda. Peki ama AI'yi tam olarak ne oluşturuyor? Nasıl çalışıyor? Ve potansiyel faydaları ve zorlukları nelerdir? Bunlar, yapay zekanın bu keşfinde ele almayı amaçladığımız bazı kritik sorular. Düşünen makineler dünyasına bu büyüleyici yolculuğa çıktığımızda ve yapay zekanın desteklediği yeni bir çağın şafağını keşfederken bana katılın. Tarihsel köklerine ineceğiz, farklı türlerini keşfedeceğiz ve ilerlemesini sağlayan teknolojileri anlayacağız. Birlikte düşünen makineler dünyasına bu büyüleyici yolculuğa çıkalım. Ve yapay zekanın yaşamlarımızın çeşitli yönlerini kökten değiştirme potansiyelini keşfedelim. Yapay zeka, en basit şekliyle bilgisayar sistemlerinin tipik olarak insan zekası gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğini ifade eder. Bu görevler arasında deneyimlerden öğrenme, yeni bilgilere uyum sağlama, dili anlama ve yanıtlama, kalıpları tanıma ve sorunları çözme yer alır. Özünde AI, insan bilişsel işlevlerini taklit edebilen makineler yaratmayı amaçlamaktadır. AI'ın tohumları, 20. yüzyılın ortalarında Alan Turing gibi öncülerin çığır açan çalışmalarıyla atıldı. Turing, bir makinenin insandan ayırt edilemeyen zeki davranışlar sergileme yeteneğini değerlendiren bir ölçüt olan Turing testini önerdi. Turing testinin sınırlamaları olsa da, AI'ın erken gelişimini ve anlaşılmasını şekillendirmede çok önemli bir rol oynadı. AI'ın yolculuğu, genellikle AI yazları ve AI kışları olarak adlandırılan hem ateşli heyecan hem de hayal kırıklığı dönemleriyle damgasını vurdu. İlk başarılar, makinelerde insan düzeyinde zekanın yakın gelişi hakkında iyimser tahminlere yol açtı. Bununla birlikte bu beklentiler genellikle erken çıkmış ve fonların ve ilginin azaldığı dönemlere yol açmıştır. Bu aksiliklere rağmen, AI araştırmaları ilerlemeye devam ederek bugün tanık olduğumuz olağanüstü ilerlemenin temelini attı. Yapay zeka, tek parçalı bir varlık değil, daha çok dar veya zayıf AI'dan teorik süper zeka konseptine kadar bir dizi yeteneği kapsar. Bu spektrum, AI'nin evrimini ve potansiyelini anlamak için kritik bir çerçeve sunar. Bu ayrımları anlamak, AI'nin tüm potansiyelini ve etkilerini kavramak için çok önemlidir. AI'nin farklı seviyeleri, teknolojinin nasıl geliştiğini ve gelecekte neler bekleyebileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Dar AI, aynı zamanda zayıf AI olarak da bilinir. Bugün AI'nin en yaygın biçimini temsil eder. Bu tür AI, belirli görevlerde uzmanlaşmış sistemlerdir ve genellikle tek bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmıştır. Bu sistemler, satranç oynamak, spam e-postaları filtrelemek veya dil çevirisi sağlamak gibi belirli görevlerde üstün olmak üzere tasarlanmıştır. Dar AI, belirli bir alanda insan performansını aşabilir, ancak genel zeka veya esneklikten yoksundur. Örnekler arasında Siri ve Alexa gibi sesli asistanlar, kullanıcıların günlük görevlerini kolaylaştırmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Netflix ve Spotify tarafından kullanılan öneri algoritmaları, kullanıcıların beğenilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunar. Bu algoritmalar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için büyük veri kümelerini işler. Ve kendi kendini süren arabalarda kullanılan görüntü tanıma yazılımı yer alır. Bu teknoloji, araçların çevrelerini algılamasına ve güvenli bir şekilde navigasyon yapmasına olanak tanır. Genel AI ise, tıpkı insanlar gibi çok çeşitli görevleri anlama, öğrenme ve uygulama becerisine sahip, varsayımsal AI sistemlerini ifade eder. Bu tür AI, insan zekasının esnekliğini ve adaptasyon yeteneğini taklit edebilir. Bu AI seviyesi, makinelerin insan zekasıyla karşılaştırılabilir, sağduyu, akıl yürütme ve problem çözme yetenekleri sergilemesini gerektirir. Genel AI,
insan benzeri bilinç ve anlayışa sahip olma potansiyeline sahiptir. Genel E'ye ulaşmak önemli bir zorluk olmaya devam ediyor ve alanda aktif bir araştırma alanı. Araştırmacılar bu hedefe ulaşmak için yeni algoritmalar ve öğrenme teknikleri geliştirmeye çalışıyor. Spektrumun en uç noktasında ise insan zekasını neredeyse her açıdan geride bırakan varsayımsal AI sistemlerini ifade eden süper zeka kavramı yer alıyor. Süper zeka, insan kapasitesinin ötesine geçerek daha önce hayal bile edilemeyen çözümler ve yenilikler sunabilir. Süper zeki AI, eğer gerçekleşirse insanlık için derin etkileri olur ve gelişimi dikkatli bir şekilde ele alınması gereken etik ve varoluşsal soruları gündeme getirir. Bu tür bir AI, insan kontrolünün ötesine geçebilir ve bu da büyük sorumluluklar ve riskler doğurur. AI'ın bu seviyeye ulaşması, toplumun her alanında köklü değişikliklere yol açabilir ve bu nedenle bu teknolojinin gelişimi dikkatle izlenmelidir. AI'ın geleceği sadece teknolojik ilerlemelerle değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluklarla da şekillenecektir. Araştırmacılar ve etik uzmanları, AI'ın potansiyel risklerini ve faydalarını dengelemek için birlikte çalışmalıdır. AI, sağlık, finans, eğitim gibi birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak bu teknolojinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması, toplumsal fayda için kritik öneme sahiptir. AI'nin etkileri sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapıları da dönüştürecektir. Bu nedenle AI'nin gelişimi ve entegrasyonu geniş bir perspektiften ele alınmalıdır. Gelecekte AI'nin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Bu hem fırsatlar hem de zorluklar sunacak ve bu teknolojinin nasıl yönetileceği geleceğimizi şekillendirecektir. Yapay zeka artık araştırma laboratuvarlarıyla sınırlı değil, yaşamlarımızın çeşitli yönlerine nüfuz etti. Sektörleri sessizce dönüştürüyor ve yaşama, çalışma ve çevremizdeki dünya ile etkileşim kurma biçimimizde devrim yaratıyor. En sevdiğimiz yayın platformlarındaki kişiselleştirilmiş önerilerden hayat kurtaran tıbbi teşhislere kadar AI varlığını sayısız şekilde hissettiriyor. Günlük yaşamımızda AI, Siri ve Alexa gibi sanal asistanlara güç veriyor, sesli komutlarımızı anlıyor ve yanıtlıyor, müzik ve filmler için kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor ve spam e-postaları filtreleyerek dijital etkileşimlerimizi daha sorunsuz ve verimli hale getiriyor. AI destekli navigasyon uygulamaları trafikte bize rehberlik ediyor, rotaları optimize ediyor ve bize zaman ve hayal kırıklığı kazandırıyor. Sağlık hizmetlerinde AI, hastalıkları teşhis etmede, tıbbi görüntüleri analiz etmede ve kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirmede giderek daha hayati bir rol oynuyor. AI algoritmaları, insan hekimlerin fark edemeyebileceği tıbbi verilerdeki kalıpları tespit ederek daha erken ve daha doğru teşhislere yol açabilir. İlaç keşfinde AI, yeni ilaçların ve tedavilerin geliştirilmesi sürecini hızlandırıyor. Otomotiv endüstrisi, AI'nin desteklediği bir devrim geçiriyor ve kendi kendini süren arabalar, bildiğimiz şekliyle ulaşımı dönüştürmeye hazırlanıyor. AI algoritmaları, arabaların çevrelerini algılamasını, kararlar almasını ve insan müdahalesi olmadan yollarda gezinmesini sağlıyor. Finansta AI, dolandırıcılık tespiti, algoritmik ticaret ve kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık için kullanılmaktadır.